Bir insan düşünün. Kedi, çatal, köpek, tahta, kan, ölmüş bedenler, küçük bir bebek ve hatta 14 kişinin yiyebileceği bir yemeği tek başına yiyebilen biri. Döneminde ise gittiği her yerden kovulmuş. Ailesi tarafından reddedilmiş, askeriyeden atılmış, hastaneden ise uzaklaştırılmış bir insan. Hayat hikayesini duyduğunuzda ise hem üzülecek, hem iğrenecek, hem de şaşıracaksınız. İşte doymak bilmeyen bir iştaha sahip dünyanın en obur insanı Terrarini'nin ilginç hayatı. Tarihler 1700'lü yılları gösterdiğinde Fransa'da doğdu. Terrarini doğduğu zaman da ailesi tarafından evden kovuldu. Çünkü öyle bir iştah vardı ki bir türlü doymuyordu. Bir süre sonra ise ailesi ona bakamayacağını söyleyerek evden attılar. Günlerce sokaklarda kaldı ve bitmek bilmeyen iştahını bastırabilmek için sürekli çöplerden yemek yiyordu. Kısa süre sonra da bir sirkte çalışmaya başladı. İnsanlar onu izlemeye geliyordu. Çünkü öyle tuhaf ve öyle ürkünçtü ki onu izlemek insanlara keyif veriyordu. Terrarini görünüm itibariyle sıradan insanlardan biraz farklıydı. Aşırı zayıftı. Hem de o kadar çok yemesine rağmen. O kadar çok kötü kokuyordu ki yanına yaklaşmak demek kişinin kokudan bayılması demekti. Bu insana 20 adım kala onun kokusunu duymaya başlardınız. Sarı saçları incecikti. Ağzı kocamandı. Dudakları ise yok denecek kadardı. Dişleri lekelerle ve çürüklerle kaplıydı. Bu yüzden de ürkünç bir görünümü vardı. O kadar çok terliyordu ki tarihi kaynaklar onun kadar terliğini neredeyse yazmadı. Göbeği kocamandı ve açken sarkan göbeği onun belini sarabiliyordu. Doluyken de kocaman bir balon gibiydi. İşte Terrarini böyle biriydi. Zayıf ama tam bir oburdu. Kazandığı para kendini bile doyurmaya yetmiyordu. Ve buna bir çare bulmalıydı. Aniden Fransa'da patlak veren savaş onun için bir fırsattı. Ve bu fırsatı askeriye yazılarak değerlendirmek istedi. Hemen orduya kayıt yaptıran Terrari için artık yemek derdi kalmamıştı. Oradaki angarya işleri yapıyor, sağ sola getir götür işlerini üstleniyordu. Ancak işler beklediği gibi gitmedi. Komutanları ondan rahatsız olmaya başlamıştı. Çünkü doğru düzgün iş yapmıyor ve öküz gibi yemek yiyordu. Bir de yemek yedikten sonra yorgunluk çöküyor ve hemen uyuyordu. Bunun üzerine üstleri onu hastaneye götürdü ve muayene olmasını istedi. İnceleme altına alınan Terrarini doktorlar tarafından başta büyük bir ilgiyle karşılandı. Ancak zaman geçtikçe yapılan kontroller sonrasında bu açlığa neden olan şeyi tespit edemediler. Komutanlarının aklına ise bir fikir geldi. Madem bundan bir cacık olmuyor, ancak öküz gibi yiyor, bunu kullanalım dediler. Ve midesinde bir mesaj ile Alman saflarında tutsak tutulan bir albaya mesaj göndermesini istediler. Bunun karşılığında ise onlarca kilo et ve yiyecek vaat ettiler. Tabii ki de Terrarini bunu hemen kabul etti. Mesajı hemen mideye indirdi ve Almanların saflarındaki bulunan köye yolculuğa başladı. Ancak kısa sürede Almanca bilmediği için köy halkı tarafından fark edildi ve yetkililere şikayet edilip tutuklandı. Sorguya çekilen Terrarini başta biraz direndi ancak pes etmek zorunda kaldı. Çünkü yapılan zulme daha fazla dayanamadı ve her şeyi anlattı. Normalde ölmesi gerekirken biraz dayaktan sonra serbest kaldı. Askeriye geri dönen Terrarini komutanları tarafından başarısız olması sebebiyle askeriyeden kovuldu. Son çareyi tekrar hastaneye gitmekte ve tedavi olmak için yalvarmaya başladı. Çünkü hastanede yiyecek şey çok boldu. Hastaneye geldiği gibi morgda bulunan insan bedenlerini ve hastalarının kanlarını içmeye başladı. Aynı zamanda artan yemekleri yemeye başladığı da görülmüştü. İştahını bir türlü bastıramıyordu. Dışarıdan çöp yemeye, kedileri, köpekleri, yılanları ve kertenkele gibi açıkçası ne bulursa çiğ çiğ ve canlı canlı yiyordu. Ancak bir türlü açlığını bastıramıyordu. Günler birbirini böyle kovalarken hiç olmaması gereken bir şey olmuştu. Hastanede
14 aylık bir bebek ortadan aniden kaybolmuştu. Bu sebeple de gözlerin ona çevrilmesine neden oldu. Hiçbir zaman bebeğin kaybolmasının asıl nedeni ortaya çıkmadı. Ancak olayın sonunda Terrarini hastaneden kovulmuştu. Bu olayın sonunda Terrarini için yolun sonu gözükmeye başladı ve vücudu yavaş yavaş çökmeye, bunun sonucunda ise hastalanmaya başladı. Bu hastalığın sebebi aşırı ilerlemiş tüberküloz ve ishal olduğu tespit edildi. Bir de altın bir çatal yuttuğu için hastalandığını doktorlara söyledi. Ancak o dönemlerde bunların hiçbirine bir şey yapılamazdı. Kendisi 27 yaşına geldiğinde ise vefat etti. Doktorlar onun nasıl bir vücuda sahip olduğunu merak etti ve hemen çürümekte olan vücudu otopsiye aldılar. Gördükleri karşısında ise dehşete kapıldılar. Terrarini'nin vücudu öyle bir hal almıştı ki daha fazla dayanamadılar ve otopsiyi sonlandırdılar. Gördükleri manzara ise şuydu. Karaciğeri ve safra kesesi anormal derecede büyük ve irinlerle kaplıydı. Midesinin çok büyük olduğu ve boşlukları ise ülserler ile dolu olduğunu gördüler. Bütün organları çürümüş bir durumdaydı. Otopside Terrarini'nin boğazının anormal derecede geniş olduğu ve çeneleri açıldığında cerrahların mideye doğru geniş bir kanal olduğunu gördü. Vücudunun her yeri irinle doluydu. Koku ve görünüm dayanılmaz olduğu için otopsiye son verdiler ve bedeni defnettiler. Onun hastalığı için birkaç teori mevcut. Bunlardan biri Terrarini'nin kontrol edilemeyen açlık ve yemeğiyle karakterize tıbbi bir durum olan bir çeşit polifajiye açık olduğu kesin. Genellikle polifajiye altta yatan daha ciddi bir sorunun belirtisi olup metabolizmi arttıran ve ishale, terlemeye ve ince saçlara neden olan bir hipertrotizm olabileceği ve bunların hepsi Terrarini'nin tanımlarına uyuyordu. Terrarini'nin kontrol edilemeyen iştahının her ikisi de iştahta rol oynayan amigdala veya hipotalamustaki bir beyin hasarı veya tümörün bir sonucu olabileceği öne sürülmekte. Bakıldığında bu hastalığı tedavi edebilmek için tütün hapları, şarap sirkeleri ve diğer iştah kesici tedavi yöntemlerini denemelerine rağmen bu insanda bir başarı elde edilemedi. İnsanın doyduğunu anlayamaması oldukça kötü bir durum, ancak o dönemlerde bu tarz absürt olayların ilgi çekici olması insanlar için bir gelir kapısıydı. Bizler nasıl inşaat makinelerini izlemeyi seviyorsak o dönemde de ilginç ve tuhaf insanları izlemek bu insanların hoşlarına gidiyordu. Sürekli yemek yemeye ihtiyacı olan bir insanın ise sirk gibi başka seçenekleri yoktu.